Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Korsanı getirdik. Korsan birazdan ameliyat masasında olacak arkadaşlar. Şu an bir kedi gördü. Bir kedi gördüm sanki diyor şu anda. Korsan kedi mi gördün? Gel. Gel şuraya alalım seni, gel gel. Korsan. Korsan birazdan uçuşa geçeceksin sen de. Tamam mı? Bütün sorunlarını gidereceğiz korsan, merak etme. Arkadaşlar korsan şimdi ameliyat olduktan sonra bakalım davranışları nasıl olacak, nasıl düzelecek mi? Göreceğiz. Geçebilir misin oradan? Kulağımın avını yoktu. Geçersin ya. Dur bakayım ben. Bakayım sana. Gel burası sen de. Gel. 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 Korsan. Birazdan diyeceksin ne kedisi bağır. Bağ ne yaptınız? Şuraya işe bak nasıl? Köpek mi o? Bu da köpek de. Bu şey köpek. Ama orada küçük köpek var. Hasta mıydı abla? Evet. Hastaysa ona uzaklaştıralım. Hasta. Korsan o dişi değil korsan. Bu erkek. Erkek mi? Evet. Bu da anlamıyor. Erkeğe dişi anlamıyor istiyor. Dur dur gel. Gel buraya korsan. O hep oynamak istiyor. Onun içisi bitirecek bir şey değil. Ya bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Kokluyor ama. Bu böyle o saklanıyor. O yavru herhalde. Hani o işte ne? Av köpeği mi o? Av köpeği. Bak. Korsan ben domuzlara gideceğim. Korsan. Bırak hangisi büyüyor? Hemen kuyruğunu sallan arkaya. Hangisi büyüyor? Hayır. Ama ne güzel köpek diyor. Korsan daha işe mi? Hayır o.
Hayır korsan, pisi hayır. Pisi. Gel, hadi. Ya kedilerden ne istiyorsun korsan yani? He? Ne korsan? Ne istiyor kedilerden? He? Görüyor musun gözlerini? He? Git. Nereye gidin? Gel buraya. Aa pis pis buraya gel. Gel pis pis. Gel. Pis pis. Gel. Bak ben de değil gibi ama. Gel dedi abi nasıl gidiyor kuzu gibi. Ama seni yatıracaklar korsan. Korsan. Korsan boy atmış ha büyümüş. Uyutuyorum daha iş bakmıyorum onlara. İş bakmıyorum. Abi yemekleri azalttım zayıflasınlar hiç biraz. Hiç bakmıyorsun onlara. Bunlar senden çok hak alacaklar yani. Alsınlar abi. Boy atmış. Sanki şey külü almış ama sanki boy da atmış. Boy atmış, kafası büyümüş. Abi bak, şöyle durdu mu kangal gibi duruyor ya. Baksana şuraya. Yani şu cebimin şeyinin gibi de geçiyor ya. Evet. Hazırlayalım ilaçlarını. Ne vuralım? Atropinli ver bana. 4 atropinli. 5 ver. Korsanı şimdi ameliyat masasına yatıracağız arkadaşlar. Korsanın sıkıntılarından kurtaracağız korsanı birazdan. Ne korsan? Biliyor musun başına neler gelecek bir adam? Ne oğlum? Korsan bekarlığa veda partisi yapıyor şu anda. Bekarlığa mı? Şey pardon. Abi ya. Evliliğe veda partisi. Tersini söyledim. Yani. Bakalım. Leydi çabuk toparladı abi. Güzel oldu Leydi için. Çabuk toparladı. Şimdi hayatına devam ediyor. Biraz yemeklerini kıstım fazla kilo alması da. Kilo da almadı ama. Ama şu an aynı devirde gidiyor. Meyilli abi onu söyleyeyim. Nasıl? Bu saatten sonra daha çok kiloya meyilli olacak. O yüzden yeme içme olayında çok dikkatli. Her gün 2-3 sefer yürüyüş yapıyor abi. Tamam. Çok bir de yemeğini azalttım. Kilo vermedi ama kilosu gene aynı. Kilo da almadı zannediyorum. Tamam. Sen de al. Korsan kilo alsa da olur ya. Korsan alsın biraz. Tamam. Tamam korsanın boyu var şimdi. Tamam şu an. Tamam korsan. Bak hiç maske bile takmıyoruz hayvana ya. Tamam oğlum tamam. Bir şey yok oğlum bir şey. Aferin oğlum. Korsan bu tedavi işlerinde çok iyi abi ya. Aferin oğlum. Ama yani normalde hep senin iyiliğin için çalıştığımızı biliyorsun ama bugün senin hiç hoşuna gitmeyen bir şey yapacağız. Senin namını yürüten azmanlık olmayacak. Bu çok azmanlı ya. Bakalım devam edecek mi öyle gene? Ne bu kocasın? Sen de abi. Sen de tamam. Korsan tamam oğlum. Tamam uşağım tamam. Aferin benim oğlum. Aferin benim korsan. Tamam uşağım tamam. Yakıyor mu bu oğlum? Birer. Yakıyorsa dalmasın diye. Korsan da hepten salak değil yani ha. Yani kafasına yakın kim duruyorsa o düşünüyor belki.
Aferin oğlum, aferin, aferin. Tamam, tamam. Adam ya bu adam. Adam. Tamam oğlum. Korsan. Adam. Sen şimdi gözünü yerim. Hocam korsan. Olması lazım. Düşmedi bu anı. Az sonra. Yine mi vuracağım? Korsan. Aferin oğluma benim. Aferin benim oğluma. Uşağıma tamam. Korsan diye bir şey değil bu anı. Niye değil bu anı? Tamam oğlum. Bitti. Tamam. Aferin. Aferin oğlum. Aferin sana oğlum. Hadi. Gel. Yok oğlum. Gel. Gel. Doktorunu sev biraz. Gel. Gel bakalım. Gel. Otur gel. Otur. Şu anda şey artık almıyor. Biraz başladı mı şey? Biraz zihinsel bulanıklık oluşuyor ya orada. Güzel komut alsa da şimdi pek dinlemeyebilir yani. Tamam. Ama az sonra komutsuz oturacak yani. Korsan. Birazdan gidiyorsun. Birazdan gözlerin kayacak korsan. Tamam. Bunda bir şey var abi. Bu yağmur suyu şey vurduğu zaman böyle üstündeki şey burası lekeler oluyor. O niye oluyor? Bu hassas bir cilt yapısına sahip. Diğerlerine olmuyor, buna oluyor sadece. Aynı yemekleri yiyorlar. Hassas cilt yapısı var işte. Bazı insanlar hani alerjik olur. Bunda da alerjik bir cilt var. Aynı pars gibi. Şu mesela şeyleri kulaklarında da görürsün aynısı. Şu burun üstlerinde de vardı bak. Gördün mü? Burası buralarda da vardı. Bunlar da oluyor olarak. Düşer mi korsan? Düşebilirsin bir de. Hadi, tamam. Yavaş yavaş şey kayboluyor zaten. Evet. Direnci. Yani bak şu an hamur yapmaya başladı. Evet. Otur oğlum. Yere yakınlaşmaya başlıyor. Ha, korsan dostum. Korsan gidiyor mu? Valla sallanıyor bak. Bir otur oğlum. Oturalım. Doktorum şuna bağlar mı? Korsan. Şey de olması lazım. Kasından kasına bağlarsın. Tamam sıfır olsun. Sıfır da görürüz bu işi. Otur. Yavaş. Sakin korsan. Aynı neydi gibi. Aferin benim. Aferin oğlum. Aa, tamam. Şöyle korsan. Tamam oğlum. Tamam. Neydi ayrılırken sıkıntı çekti mi? Yok abi neydi mükemmel ya. Bu da öyle iyiydi de inşallah giderken yine şey yapmayız. İnşallah. Biz çabuk toparladı. Biz iki gün yemek yemedik. O zaten narkodan dolayı biliyorsun ameliyat olan insanlar da. Aynen. İlk bir iki gün sıvı ağırlıklı besleme yapabiliyorsun. Mesela ondan sonra yavaş konserve yavaş. Konserve masaya verdik böyle et yaptık ona. Onu da yemedim. Balık, bu sefer balık, bir sonraki gün balık verdim, balığı yedim. Ondan sonra işte açılmaya başladım. Sistem bir uyarıldı mı zaten? Sistem çalışmaya başladı mı? Arkasından iştahı geliyor. Sabun muydu sabun abi? İkisini de kullanabilirsin sağlı sollu. Evet. Hazır mı orası?
Şimdi burada sakinleştiriyorum. Bazen şeyin üzerine koyup orada sakinleştirmeye çalıştığımız hayvanlar oluyor. Onu da zaten korkuyorlar, panik yapıyorlar. Burada daha sallandı. İyi. Burada daha iyi. Burada uyuduktan sonra alıyoruz onu masaya. Bizim için de rahat oluyor, onun için de rahat oluyor. İnşallah uyandık ya da böyle güzel uyuyor. İnşallah. Bunlar çok daha farklı bir şişme yaşanabilir arka tarafta. Sadece işte enfeksiyondan sonraki olaylarımızı devam ettireceğiz. Operasyondan sonraki enfeksiyon almasın diye yapacağımız olayları devam ettireceğiz. Antibiyotiğini kullanacağız yine düzenli olarak. Bir de günlük sprey sıkacağız. Tamam. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Dönüp yalayabilir o bölgelerini. Sadece sprey sıktıktan 1-2 dakika sonra serbest bırakabilirsiniz. Tamam. Yalarsa da problem yok. İyi, gün içerisinde yok. Bir defa, iki defa sıkabilirsiniz spreyini. İğne yapacağız değil mi? Yani iğne her zaman daha etkili oluyor. Benim tedavi yöntemlerimde çoğunlukla zaten iğneyi tavsiye ediyorum. İğne çok daha kesin, çok daha hızlı çözüm. Tamam. Daha etkili çözüm. Alalım onu oraya arkadaşlar. Hazırlıklarımızı yaparken o da bu arada yavaş yavaş iyice dalsın. Biraz yeniliktir. Biraz. 28 kilo falan da aldı da şimdi belki biraz daha kilo almış olabilir. Bu şeye bir tane kantar koyuyorum. Onu öyle olsa iyi olur lan. Sırf şeyleri tartmak için. Ön tarafını yatır, tam sağ tarafına yatıralım onu. Bence 58 şey etkilemiyor bir şeye bakın. Yani biraz almıştır kilo. Kilolu zaten ben o geldiğim zamankinden gördüğüm kadarıyla kilo evet. Almış. Kilolu ya, cüssü olarak da boyalı. Biraz azaltmamıza rağmen şimdi gene iyi kilosu. Ama iştah iyi bu. Şey tutar tutar, ört tutar. Kaymasın bana bu. Azıcık. Bacağım var. Tıraşını falan güzel yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da örtüsünü örtün. Şu ayağını bağlayalım. Şu ayağını bağlayalım. Gerçi çok da gerek yok ama. Yine de bağlasanız olur. Mavi örtülerden açayım mı? Mavilerden. Mavilerden bir tane 40-60 açalım. Evet arkadaşlar, kurslarının ameliyatı da gerçekleşiyor inşallah. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.